Evet, yepyeni bir programla karşınızdayız. Hepimiz bu dünyadan geçimini sağlayan insanlarız. Yeryüzünden, topraktan. Aslında üzerine basıp geçtiğimiz dizelerde de yer aldığı gibi sadece bir toprak değil aslında bizim var olma nedenimiz. Neden? Çünkü toprak olmazsa hiçbir şey olmaz. Belki bir rüzgar dışında her şeyin varlığı toprakla ilişkilendirilebilir. Yağan yağmur toprak sayesinde yukarı çıkıyor. Her şey topraktan bize var ediliyor. Allah-u Teala sistemi böyle yaratmış ve ona iyi bakmak zorundayız. Çünkü emanete ihanet edilmez. Ve bu programla geleneksel tarım, hayvancılık ve farklı işlevlerde kendi kendini bulma arzusuna sahip olan kişilerle programlar çekeceğiz. Onları ziyaret edeceğiz. Çünkü insanın doğasında avcılık vardır, toplayıcılık vardır. Bizi var eden geleneksel yöntemlerimiz budur. Binlerce yıl önce bu şekilde var olduk. Ve hala aslında bu şekilde de var olmaya devam ediyoruz. Sadece bunun farkında değiliz. Özellikle yaşadığımız son pandemi kriziyle birlikte bu salgın sürecinde evlerinin balkonunda insanlar bir şeyler yetiştirebilme arzusuna sahip oldu. Bir şeyler yetiştirmek istedi. Çünkü içimizde, doğamızda bu var. Biz de dedik ki madem öyle biz kuzuların, koyunların, küçücük fidelerin peşine düşelim. Bunlarla uğraşan insanların arkasına takılalım ve onların yaptığı işleri onlardan duyalım, onlardan öğrenelim istedik. Tabii geleneksel tarım yöntemlerimizle yok olmak üzere olan kimyasallarla, çeşitli yanlış tarımsal ve zirai ilaçlarla yok olmak üzere olan toprağımız için, topraklar için biz de farkındalık oluşturup sahip çıkalım istedik. Bunun için de bu yola çıktık. Sadece tarım hayvancılık olmayacak. Sokak hayvanlarımıza yer ayıracağız. Onları ziyaret edeceğiz. Barınaklarımız. Ve bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çünkü biz bir karınca misali en azından tarafımız belli olsun istedik. Bizim tarafımız doğadır, topraktır. Çünkü onları yaşatmalıyız ki insanlar da yaşayabilsin. Bunun için de şimdi yola çıkıyoruz. Siz de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Evinizde, balkonunuzda olabilir, bağınızdaki bahçenizde ya da köyünüzdeki bahçenizde çeşitli beslediğiniz hayvanları ya da sebzeleri, meyveleri ya da barınaktan aldığınız hayvanların fotoğraflarını aşağıda yazan Instagram adresinden bana ulaştırabilirsiniz. Programımızın sonunda onları da paylaşırız ve güzel olur. Çünkü bu tarz işler özendirmeyle olur. Şimdi yolumuz güzel bir köy evine gidiyor. Bu köy evinde deve kuşu ve çeşitli hayvanlar besliyor bir abimiz, Durmuş abimiz. Onu ziyaret edeceğiz. Aslında bir köy evinden çok küçük mini bir hayvanat bahçesi ve deve kuşları hakkında bilgi alacağız. Ben yetiştirmek istiyorum deyip kafası karışan birisi varsa ilk ağızdan her bilgiyi alacak. O zaman yola çıkalım. Bakalım yolumuza neler çıkacak. Hayvanlarla kucaklaşalım. Ağaçlarla, doğayla sarmaş dolaş olalım ki varlığımız devam etsin. Geleceğimize, çocuklarımıza güzel bir doğa, güzel bir çevre bırakalım. Onun için yola çıkıyoruz. İnşallah bereketli olur. Allah gönlümüze göre versin diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Aşağıda yazan hesaba da kendi fotoğraflarınızı atarak bu programın içerisinde siz de yer alabilirsiniz. Bakalım yolumuz nereye gidiyor?
deve kuşu çiftliğindeyiz şimdi. Yanımızda da çok değerli bir yetiştiricimiz var. Bu işe merak salmış ve sonrasında da hobiden ileriye gitmiş. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? İsmim Durmuş Keklikçi. Kahramanmaraş Önsen Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Bu işe hobi olarak başladım. Ama gün geçtikçe geliştirmekteyiz. Hala ilerletmekteyiz. Değişik türlerde, ırklarda hayvanlara besliyorum. Sadece deve kuşu değil. Genelde yurt dışına ihracatımız vardı. Virüsten dolayı ne yazık ki durma noktasına geldi. Durdu hatta. Şu an üretim yapıyoruz ama hiç piyasada da yetişemiyoruz üretimlerimiz. O zaman şurada çok merak ettiğim bir soru sormak istiyorum. Çiftlikte gerçekten ilginç hayvanlar var. Hepsi ekranlarımıza gelecek. Deve kuşudan girdik. Neden deve kuşu abi? Nereden çıktı deve kuşu? Deve kuşu nereden çıktı? Yani bu işe ilk başladığımda ben hobi olarak ilk başladığımda tavuk türleriyle başladım. Gün geçtikçe bunun sevdası arttıkça daha büyük ırklar, hani daha ulaşılması zor ırklar, hani daha sevecen, daha ılımlı, daha insana yakın hayvanlar beslemeye başladım. Ve bunun ötesinde de maddi olarak da katkısı yüksek. Yani çok maddi olarak bir büyük başla veya küçük başla kıyasladığınız zaman yıllık getirisi çok yüksek bir hayvan ürünümüz. Diğer ürünlere göre daha çok, yani bir inekle, bir öbür süs hayvanlarıyla kıyasladığımız zaman yumurta verimi yüksek, çıkım oranları yüksek, talep var, bayağı bir talep var iç piyasada. Çünkü insanlar merak ediyor, beslemek istiyor. Fiyattan önce o zaman şöyle gidelim isterseniz. Yani bir deve kuşu ben almak istiyorum mesela. Buldum da diyelim. Bu deve kuşu için nasıl bir ortama ihtiyaç var? Deve kuşu soğuktan sıcaktan etkilenmeyen bir hayvan. Artı 60 eksi 40 derecelere de dayanabilen bir hayvan. Sadece kışın ceyran rüzgardan etkilenir. Onun için de üstü kapalı, sağ solu kapalı bir ortam yeterli. Arkada gözüktüğü gibi. Aynen. Önü açık, hani soğuktan etkilenme olayı falan yok. Evet. Kesinlikle. O yüzden çok bir bakımı zor bir hayvan değil. Zaten hastalık konularına falan girdiğimiz zaman zaten onları ayrıca işleyeceğiz inşallah. Peki şöyle de bir şey duydum, madem o hastalık konusuna girdik. Deve kuşlar dayanıklı hayvanlar. Zaten veterinerlerin de biraz çekindiği bir hayvan. Biz yanımızda veterinerimizi de getirdik. Çok saygıdeğer bir veterinerimiz var. Ve veterinerimiz de zaten içeri girmeye cesaret edebilecek mi? Ona bakacağız. İnşallah, umuyoruz ki programın sonunda onu da buraya alırız. Çünkü veterinerlerin gerçek, yani bunlar biraz küçük aslında. Ama veterinerler korkuyor diye. Çünkü çok kıskanç ve tehlikeli olduklarını... Kuluçka döneminde normal zamanlarda ensesine binip gezebilirsiniz. Ama sadece kuluçka döneminde erkek, dişiler değil. Erkek çok kıskanç oluyor. Yuvasını koruma anlamında zarar verebiliyor. Peki ne yer bunlar? Ne yer? Ne yazık ki ülkemizde sadece deve kuşu rasyon yem üretimi yok. Evet. Onun için biz genel ağırlık olarak yeşillik, yonca, arpa, buğday, mısır, inek besi yemleri, yumurta döneminde normal tavuk yumurta yemleri, civcivlik döneminde hindi besi yemleriyle devam ediyoruz. İnşallah yemci arkadaşlarla görüşme halindeyiz. İnşallah yeni bir rasyon üretip bunlar için özel yemler de ürettireceğiz inşallah. Mesela ben 1 yaşında yaklaşık 100 kilo bir deve kuşu almak istiyorum. Bunun için ne kadar ödemem lazım? Bunun için cinsine, ırkına göre değişmekle birlikte 10.000 lirayla 8.000 lira arasında değişiyor. Bunların diğer ırkları, diğer cinsleri de var. Onlar daha biraz daha yüksek, daha az bulundukları için. Ama bu ırklarımızda Afrikan, Amerikan, mavi boyun deve kuşlarımızda 8 ile 10.000 lira arasında değişiyor. Şöyle de bir şey söylediniz. Biraz önce dediniz ki yani deve kuşlar dayanıklı hayvanlar. Peki ırktan ırka değişiyor mu? Hepsi dayanıklı mı? Genel olarak hepsi aynı. Hepsi aynı. Hı-hı. Peki deve kuşunu da aldım. Beslemeyi de zaten genel manada çok aşırı bir masrafı yok dediniz. Bu deve kuşu bana yıllık ne getirir? Bir deve kuşu diyecek olursak bir anaç yıllık ortalama 80 yumurta yapar. Evet. Cinsi olgunluğa 3 yaşında ulaşır. 3 yaşından sonra verim vermeye başlar. Yıllık 70-80 yumurta yapar en az ilk etapta. Bunun %75 randuman alırız. %75 randumanı da bir yavruyu 1400-1500 ile kıyasladığımız zaman yaklaşık yıllık bize 50-60 bin arası bir deve kuşunun getirisi. Peki deve kuşunun yumurtası ne kadar tanesi? Ben mesela canlı yumurta almak istiyorum. Bu yumurtanın herhalde şeyleri var. Boş yumurtanın fiyatı ayrı. Boş yumurta, döllenmemiş yumurtanın fiyatı ayrı. Aynen. Ve dekoratif yumurtanın farkı. Genelde dekoratif ve örümcek için kullanılan yumurtalar var. Onların fiyatı ayrı. Genelde gıda tüketim için isteyenler var. Onların fiyatı ayrı. Bir de ayrıyeten
üretim için isteyenler var, onlar ayrı. Peki ortalama fiyatlar ne bunların? Yumurta olarak? Evet. Yumurta olarak 150 TL'den başlıyor. 700-800 TL'ye kadar gidiyor tanesi. Peki deve kuşunu et olarak da tüketebiliyorlar. Aynen. Et olarak fiyatı nedir? Kilo fiyatı? Et olarak ülkemizde kilo başı 100-120 TL civarında gidiyor. Genelde ben internetten de araştırdım sevgili seyirciler. İnternette de zaten deve kuşu yumurtaları ve eti satılıyor. Aynen. Siz de bu şekilde mi satıyorsunuz yoksa? Ben genelde hobi amaçlı üretim. Bizde et ve kesim yok şu an. Ama ilerleyen dönemde bir süre sonraki sürecimizde yeni bir çiftlik üretimimizde büyük üretim yaptığımız zaman onda bir tesis kurup kesim ve Türkiye genelde dağıtımda yapacağız inşallah. Şimdi burada kısa bir ara vermek istiyorum. Çünkü deve kuşlarıyla biraz hemhal olmak istiyorum. Bu esnada da detay görüntülere. Sonrasında bu deve kuşu sohbetimiz devam edecek. Hem veteriner hekimimizi de yanımıza alırız. Bakalım onun düşüncesine. Şimdi yetiştirici her zaman bilgileri önemlidir. Çünkü birinci ağız ama veteriner de, veteriner hekimlerimiz de sağlık ve sıhhat açısından hayvanlara bakım noktasında çok önemli bir göreve sahip. Programımıza şimdilik burada bir detay görüntü arası vereceğiz. Sonrasında devam edeceğiz. En sevdikleri şey koşmak herhalde. Gördüğünüz gibi biraz önce sizler de gördünüz. Veteriner hekimimiz Ali Oğuzhan Özkömeş de cesaretiyle birlikte bizleri gururlandırdı ve içeri bizlerle birlikte girdi. Durmuş abimizle sohbetimizde kısa bir ara vereceğiz. Burada hocamızdan bilgiler alacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Deve kuşlarının hakkında veteriner hekimden biraz çekindiğini duyduk. Aslında pek de gerek olmadığından dolayıymış. Çünkü dinozorlarla aynı döneme ait hayvanlar ve bu zamana kadar da yaşamışlar. Peki dinozor diyecektim. Deve kuşları hakkında bize bilgiler verir misiniz? Yani özellikle siz yeni girişimcilere çok büyük önem veren bir veteriner hekimsiniz. Yani yeni girişim noktasında ne önerirsiniz? Evet. Deve kuşlarına hakikaten yani yetiştiricilerimizin veteriner hekimlere ihtiyaç duymadan yetiştirebildikleri canlılar. Çünkü gerçekten hastalıklara dirençli, dirayetli hayvanlar. O yüzden sağlık konusunda pek bir eksiklik yaşamadıkları için kendiler yetiştirebiliyorlar. Fakat buradaki eksiklik özellikle bizim bölgemizdeki bu kadar dirençli, verim olarak yüksek canlıların halk tarafından çok fazla bilinmiyor olması bizi üzüyor. Burada işte Durmuş Bey gibi yetiştiricilerinin sayılarının biraz daha artması, bu hayvanların değerinin biraz daha bilinmesi konusunda daha önemli olacağını düşünüyorum ben. Yani bölgemizdeki çiftlik sayısının artması, yetiştirici sayısının artması bu hayvanları biraz daha kıymetli kılacaktır aslında. Burada araya girmek istiyorum. Aslında biz toplum olarak biraz ataerkil bir toplumuz. Atalarımızdan gördüklerimizi sürdürmeye meyilli bir toplumuz. Bunun etkisi olabilir mi? Çünkü kar marjine
tutulabilir bir hayvan mı, satışı pazarı kolay mı? Durmuş abimiz bize off the record olarak anlattı. Ben bunu burada da söylemek istiyorum. Dedi ki kuluçkada şu yumurtaları var ve kuluçkadaki yumurtaları sattım. Siparişlere de yetişemiyorum dedi. Aslında böyle de bir potansiyeli olan bir şey. Ama insanlar bilmiyor sanırım. Durmuş abimize de sorduk. Maraş'ta sadece iki girişimci yapıyormuş. Kendisi de hobi olarak başlayıp sonrasında bu işin aslında hem eğlencesine, ki gerçekten hayvanlarla olan bağını gördük, sevdiği için yapıyor. Hem eğlencesini hem kar marjını görmüş. Sonuçta Durmuş abi, sevdiğiniz kadar da getirisi de olması gerekiyor. O kadar uğraş veriyorsunuz. Çünkü yıllık maliyetler var. Bu maliyetlerin sevgimizin yanında bu maliyetler de ister istemez çıkarmak zorundayız. Ve bu gözle bakarken birden iş ticarete döküldü. Şu an taleplere yetişemiyoruz. Yani hayvanat bahçeleri olsun, restoranlar olsun, mini hayvanat bahçeleri, hobi hayvanat bahçeleri ve yetiştirmek için bir ruhsata ve bir şeye de gerek yok. Yani yasaklı bir hayvan da değil. Evet. Et verimi de yüksek aslında. Et verimine de geçilebilir ama bu dönemde şu an daha sadece hobi amaçlı. Herkes işte bağında, bahçesinde yetiştirebileceği güzel, verimi olan ve ticari yönden de eğer düşünen insanlara gerçekten yüksek getiriler, benim yıllık getirimin üstünde getirisi var. Evet. Yani ben ayrıca özel sektörde çalışmaktayım ve bunun üstünde kat kat getirisi var. Ve severek yazdım. Severek yaptığım bir iş. Yıllarca bu işe gönül verdim. Ve sonuçta da yavaş yavaş meyvelerini toplamaya başladım. Hocam, biraz önce konumuza dönecek olursak, yani bu ataerkil toplum olarak bizlere ne önerirsiniz? Evet, şimdi şunu da söylemek istiyorum. Hayvancılık zaten sevilmeden yapılabilecek bir iş değil. Evet. Yani hayvanı sevmeden, onun ihtiyaçlarını gidermeden yapılmaz. Zaten Durmuş abi de gerçekten severek, isteyerek yapıyor bu işi. Biz atadan, dededen beri işte bilinen hayvanlar, sığır kısmıdır, küçükbaş hayvancılıktır. Bunlara gerçekten aşinayız. Ve aklımıza ilk gelen hayvancılık yönleri onlar. Fakat böyle bir pazar varken, yani hem maddi olarak hem de böyle, yani sevimli hayvanların beslenmesi ülkemiz hayvancılığı için, şehrimiz hayvancılığı için çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Yani ben onların o gözlerindeki tatlılığı gördükçe, yani insan der ya, bu masum bakışlar hala var mı diye, gerçekten masum bir bakış arıyorsanız deve kuşlarıyla göz göze gelmenizi tavsiye hocam, ederiz. Bir hocamla araya gireyim. Büyükbaş yetiştiricilerine şuradan seslenmek istiyorum veya küçükbaş. 10 ayda bir hayvanı hiçbir şekilde 100 kiloya getiremezsiniz. Evet. Ama deve kuşu 10 ayda 100 kiloya geliyor. Et olarak baktığımız zaman. Peki, yani biraz sonra konuşacağız da şu an çok merak ettiğim için soruyu burada sorayım ama cevabı biraz sonra alayım abi. Yani mesela özellikle ineklerde doğumdan sonra buzağların ölme riski var. Deve kuşlarında aynı risk var mı sorusunu merak ediyorsanız bizi izlemeye devam edin. Ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Ben bu yöndeki sektörün, yani deve kuşu sektörünün gelişmesi için elimden gelen bütün bilgi birikimlerimi aktarmaya hazırım. Bu konuda ihtiyacı olanlarla da görüşmek isterim. Zaten Durmuş abimiz burada, yani gerçekten öncü bu konuda. İnşallah bu sektörün ülkemiz ve şehrimiz hayvancılığına faydalı olmasını ben yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlı olur. Çünkü bu tarz girişimlerle bir, yani Durmuş abi burada kazanıyor, bu memleket kazanıyor, bu köy kazanıyor ve biz kazanıyoruz ülke olarak. Ve yani tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için zaten bu programı başlattık. Umarım istediğimiz yere gelir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Durmuş hocam, sizinle de inşallah gezimiz devam edecek. Çiftlikte başka hayvanlar da var ama önce bir deve kuşlarının daha küçükleri var. Onları bir ziyaret edelim. Buyurun. Evet, şimdi deve kuşu yumurtalarıyla karşınızdayız. Deve kuşu yumurtalarının özellikleri hakkında, kullanım alanları hakkında Durmuş abi bizlere bilgi verecek. Bir yumurta kaç günde kuluçkadan çıkar? Bir hayvanın kaç tane yumurtladığını biraz önce zaten bahsetmişti. Ve yumurtanın kullanılabilir alanlarından bahsedeceğiz. Öncelikle abi, yumurta, hayvan yumurtladı. Bu süreç nasıl işliyor? Yumurtladıktan sonra bir kuluçkaya belli aralıklarla haftada haftaya koyuyoruz. Yumurta sayısına göre değişir bu.
İlk etapta yumurtanın dezenfektan olayını yapıyoruz. Dış temizliğini. İçeri çünkü mikrop hastalık girmemesi için. Ondan sonra belli şartlarda muhafaza ettikten sonra haftada bir sefer makineye yüklüyoruz. Deve kuşu yumurtası pek çok alanda kullanılıyor. Bunların birinci olarak üretim. İkinci aşamaya geldiğim zaman dekoratif amaçlı. Bunlardan avize, içine led lambalar döşenerekten, dekoratif resimler ve oyma işlemeciliğiyle pek çok alanda kullanılıyor. Bunun yarı sıra örümcek kovucu özelliği olduğu için bunları şu şekilde evlere veya büyük firmalar veya camiler genelde görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Evet. Camiler asıldığı zaman örümcek ve haşereleri kovuyor. İçindeki saydığı sıvıdan dolayı örümcek ve haşereleri kovuyor. Bu şekilde de faydalanılıyor. Osmanlı'dan beri süre gelen bir gelenek. Aynen, Osmanlı'dan beri gelen bir süre gelenek. Osmanlı döneminde hep camilerimiz asılmış. Camilerimize zaten biz ücret çok bir talep etmiyoruz. Elimizden geldiği kadar biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama özel kişilere ücretli mukabilinde takdim ediyoruz. Peki, aslında burada iki de fark var. Bu da içi boş bir yumurta. Bu da saksı olarak kullanılan bir yumurta. Ama bu yumurta kuluçkaya girmiş ve içindeki kuş olmamış ve yumurta olarak kalmış ve ona mecbur içi boşaltılıyor çünkü tüketilemiyor. Kuluçkaya girip çıkmış. Ama bu saksı gibi olan, yuvarlak olan kuluçkaya girmiş, içerisinden durmuş abimiz yavrusunu da almış. Ama yavruyu alırken bu şekilde kendisi çiziyor ki yavru kolay çıksın diye, değil mi? Aynen. Yavru kabuk kalınlığı çok fazla, 2,5-3 milime yakın olduğu için yavru çıkımı biraz zorlaşıyor. O yüzden biraz biz yardım ediyoruz bazen. Her zaman değil, kendi halinde de çıkıyor ama biz bazen yardım ettiğimiz oluyor. Bu şekilde bir kenarını çizerekten yavrunun çıkımını rahatlaştırıyoruz. Ve bu şekilde sonrasında çok güzel bir saksı evet, oluyor. Evet, dekoratif bir saksı. Hem verimi de güzel çünkü yumurtanın... Yumurtanın içindeki kalsiyum aynen değerlerini falan, kabuktaki kalsiyum değerlerini toprağa kattığı için saksılar için içinde kaptüs, değişik küçük saksı olarak kullanılabilir. Peki bir yumurta ortalama kaç kilo ağırlıkta? 1 kilo 800 ile 2 kilo 200 gram arasında değişmekte. Peki bir yumurtanın kuluçka süresi yani standart değil mi? 45 gün. 42 gün gelişim dönemi, 3 gün çıkım dönemi. Yani 42 günden sonraki 3 gün içerisinde aynen çıkma ihtimali aynen var. Peki ekleyeceğiniz yumurtayla ilgili başka bir şey var mı abi? Yumurtayla ilgili ekleyeceğimiz bir şey, besin değerleri çok yüksek, yağ oranları çok yüksek. Şunu bile söyleyebilirim, yağ koymadan kızartmasını yapabiliriz. Çok teşekkürler abi. Şimdi yavru deve kuşların yanına gideceğiz ama burada bir küçük yumurtamız vardı, koymuştuk. Gördüğünüz gibi benekli bir yumurta. Bu yumurta ne abi? O mavi blue hindi yumurtası. Bu da hindi yumurtası. Dediğimiz gibi yani burası aslında küçük bir hayvanat bahçesi diyebiliriz. Hindi var, başka ne var? Tavus kuşu var, sürünlerimiz. Görüyorsunuz tüylerini. Deve kuşu var. Arkada kuzu var. Evin küçük delikanlısının beslediği, büyüttüğü bir kuzu. O da biraz rahatsızmış. O zaman abi yavruların yanına geçelim. Yavruların yanına geçelim. Deve kuşu yavrusunun sesiyle başladık konuşmamıza. Yaklaşık bir haftalık bir yavru var durmuş ağamızın elinde. Gördüğünüz gibi aslında o büyük canlıyı burada küçük olarak ayaklarını, ellerini görebiliyoruz. Çok da tatlılar. Böyle kirpiye benzettim ağamını. Kirpiye anımsattır evet tüyü ama çok yumuşak görüktüğü gibi değil. Kafa yapıları narin, sadece kiprikli bir hayvanlarımız bunlar. Kiprikler, gözleri çok güzel ayrıyeten. Renk desen olarak şimdi böyle ama gittikçe anaçların birazdan videolarını, resimlerini paylaşacağız inşallah sevgili hayvansever arkadaşlarla. Güzel bir sevecen hayvanlar, çok cana yakın hayvanlar. Beslenmesi keyif veren bir hayvanlar. İnşallah
herkesin bu zevki tatmasını isterim. Aslında bu küçükleri ve biraz önce gördükleriniz biraz tatlı geliyor da biz bundan anaçlarına gideceğiz. Onlar o kadar da tatlı gelmeyecek. Biraz saldırgan olduklarını duyduk çünkü şu an konuşkan döneminde saldırgan. Normal zamanlarda dişiler saldırgan değil, erkek saldırgan. Alanını ve yumurtasını koruduğu için saldırganlaşıyor. Tüm canlılarda olduğu gibi. Aynen, tüm canlılarda olduğu gibi. Biraz büyük cüsseli bir hayvan olduğu için o yüzden biraz dikkatli yaklaşmak lazım. Peki abi, yavru bakımı her şeyde yavrusu ya, her şeyin yavrusu kıymetli ve zordur. Aynen. Bunun yavru bakımı nasıl abi? Bunlarda yavru bakımı normal hani kanatlı ırklarında olduğu gibi vücut ısılarını belli bir süre kendileri sağlayamaz. Belli bir ısı kontrolünde. İlk bir haftalık süreci atlattıktan sonra dışarıdan ısıya ihtiyaç duymaz. Yani bir hafta boyunca detaylarda gördüğünüz gibi burada ışıklı bir şekilde. Aynen, ısı ve ışıklı bir şekilde duruyorlar. Yem yemeye çıkar çıkmaz kendileri başlar. Ayrıca bir özen ilgi istemez. Zor bir besleme şartları yok. Yem suyu önünde olduktan sonra ari ve temiz bir ortamda, hani yabancı cisimlerden uzak bir ortamda olduğu müddetçe hiçbir sıkıntı olmaz. Yan tarafta da kuluçka makinalarını görüyorsunuz. Yarın oradaki kuluçkalardan da yumurtalar çıkacak ve yarın tekrar burada o kuluçkalardan çıkan yumurtalar sizler için görüntüleyeceğiz. Şimdi bu odadaki işimiz bitti. Şimdi anaçların yanına gidiyoruz. Şu yavruyu bir de ben sevmek istiyorum. Bir köy evinde, bir çiftlikte değiliz de sanki cennetten bir köşede gibiyiz. O kadar rengarenk hayvanlar, o kadar güzel hayvanlar ve canlılar var ki. Durmuş abimiz bu işin meraklısı ama gerçekten meraklısı. Çünkü her türlü özel hayvanı bünyesine almış, evinin bir köşesinde, bahçesinin bir köşesinde yer vermiş. Gördüğünüz gibi burada da tavus kuşlarımız var. Tavus kuşları hakkında ne diyeceksin abi? Yani bu hayvan merakı nereden tavus geliyor? Tavus kuşu ticari babdan çok zevk ve besleme açısından severek yaptığım bir hayvan. Bu hayvan sevgisi soy isminden anlaşılacağı gibi soy ismim keklikçi. Bütün hayvanlara özel olarak... Bir keklik yok abi yalnız. Keklik var aslında. Beslemesi yasak ürünler olduğu için bünyemizde bulunduramıyoruz. Doğal ortamında bulunmasını daha çok seviyoruz. Onlar ayrı bir kategoriye giriyor. Onları bulunduramıyoruz şu an elimizde. Kekliklerde o zaman dağlarda besliyor. Dağlarda aynen. Peki abi, bu hayvanların yani çok nazlı duruyor bunlarda. Yani bunların bakımı zor mudur? Yok, sadece yem ve suları, gördüğünüz gibi otomatik suluklarımız, otomatik yemliklerimiz. Standart bir kanatlı hayvan. Sıradan bir kanatlı hayvan gibi. Özel bir eğit şeyi yok. Bir yem veyahut da özel bir seçtiği şey yok. Yeşilliği bol severler. Elimizden geldiği kadar yeşilliksiz bırakmıyoruz. Severek, ilgiyle, özenle bakıyoruz, muhafaza ediyoruz. Keşke gönül ister ki doğamızda da bulunsun. Evet. Ama ne yazık ki günümüz insanları doğadaki hayvanlara pek yakın ve ılımlı davranmıyorlar. O yüzden biz bünyemizde elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar besleyip bünyemizde severekten, canı gönülden besliyoruz. Doğada birilerinin yok etmeye çalıştığı hayvanlar, Durmuş abi gibi hayvan sevgisi olanlar, vicdanlı insanlar da böyle. Onları hem çoğaltıyorlar, hem de besliyorlar, hem de seviyorlar. Biz de böyle gelip bunları görüntülüyoruz. Bakalım uysallar mı yoksa gerçekten nazlılar mı? Deneyeceğim yaklaşmayı.
geldik programımızın sonuna. Deve kuşlarını, tavus kuşlarını, sülünleri gezdik, dolaştık ve çok keyif aldık biz. Çok teşekkür ederiz Durmuş ben abi. Ben teşekkür ederim. Demek bu sevinci, bu mutluluğu bana yaşattığınız için halkımıza tanıtabildiysek ne mutlu bize. Halkımız hayvanlara daha bir eğimli, daha meyilli, çocuklarımıza daha bir aşılayaraktan böyle hayvan sevgisini, İnşallah daha güzel, daha verimli, daha üretken bir ülke olma yolunda inşallah bu yolda devam ediyoruz. İnşallah halkımız da buna daha duyarlı bir şekilde yaklaşır. Üreten toplumlar yok olmaz. Biz de üretelim, üretmeye devam edelim. İmkanım olsa hemen yarın bir çiftlik kurup 10 tane deve kuşu almak istedim yani. Öyle güzel bir geziydi. Sadece size anlattıklarımızın dışında biz sonuçta burada yaşıyoruz ve görüyoruz. Siz de keşke yaşayabilseniz izlemenin dışında. Tavsiye merak ediyorum. Eden tüm arkadaşlar beklerim. Evet. Buyursunlar, misafirimiz olsunlar, sevsinler, o sevgiyi aşılayabilirsek ne mutlu bize. Çayımızı içsinler, her türlü özenini gösteririz. İlla ki alıp beslemeler şart değil, gelip burada yerinde görüp sevebilirler. Ruhumuz da doydu, igramlarıyla da bizi mahcup etti. Geldiğimizden beri zaten 5 kilo aldık, çok teşekkür ederiz. Afiyet şeker olsun, teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Başka bir programda haftaya, başka bir serüvende, başka bir hayvancılık ve tarım faaliyetinde sizlere örnek olacak bir girişimcinin yanında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.